Peki. Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün biraz dersimizde teknolojiden yararlanacağız. Yani çünkü IQ'da biliyorsunuz nasıl işlemsel, sayısal konular var ise şekil anlamında da çok fazla bir soru yoğunluğu var. Tabii bu şekli çizmeye kalkarsak dersimiz biter bir tanesiyle ilgili. Onun için böyle yansıtacağız. Zannedersem görülüyordur sizlerle de ilgili. Şimdi şekil konusuna ilk geldiğimizde şekil matrisi konusuyla ilgili bazı örneklemeler çözeceğiz. Şimdi öğrencilerimden gelen çok büyük anlamda sorular oluyor bu sorularla ilgili. Birincisi, hocam bunları hangi şekle göre yapacağız? Şimdi öncelikle küçük bir açıklama yapayım. Birincisi şu. Arkadaşlar, IQ'da belli bir konu anlatımı yok bazı konular için. Şimdi şekiller üzerindeki bu sorular içinde belli bir konu anlatımımız yok. Hani biz böyle bir şey gördüğümüzde arkadaşlar x eşittir y kareden şunu bulalım falan gibilerden bir formül yazıp bunu uygulayamıyoruz. Ama biz her zaman şunu yapmamız gerekiyor. Sadece masanın üstüne değil masanın sağına soluna altına bakmamız gerektiği. Bu konuyu irdelemek gerekirse ilk başta yapacağımız şu kare içindeki şeklin içindeki simgelerin nasıl dizildiği ile ilgili fikir yürütmemiz gerekiyor. Bu konuda ne kadar fazla soru çözersek o kadar fazla da bakış açımızın genişleyeceği konusunda ısrarcıyım ben. Birincisi bu. İkincisi, şimdi şekil matrisinin içindeki bu yer alan simgeler ya da şekiller topluluğu arasında dikey ya da yatay bir ilişki söz konusu olabilir. Şimdi soruları çözerken sizlere bunların mantıklarıyla da ilgili küçük kırıklar sunacağım. Birincisi şu. Şimdi birinci sorumuzu bir inceleyelim. Bakın. Hani buradaki şeklimize bakalım. Nereden gitmemiz noktasında sizde bir fikir oluşmuş olması lazım. Nasıl gidelim? Onu bir düşünelim ilk başta. Bakın. Burada bir çarpı var, burada bir çarpı var. Burada bir dört. Ha, şunu da belirteyim. İlle bir şekil sorusu çözerken hani ilk baştan başlamak zorunda kalmayın. En bariz anlamda çözebileceğiniz bir ilişki varsa o satırdan ya da o sütundan başlayın. Şimdi şöyle bir ilişki kurduğumda bakın buradaki ilişki, buradaki ilişki ve buradaki ilişki, şuradaki ilişki, şuradaki ilişki ve şuradaki ilişki aynı. Aynı olmayabilir. Yani bazen yatay düşünebilirsiniz, bazen dikey düşünebilirsiniz. Ama bu soru için o geçerli değil. Çünkü yatay ve dikey olarak da baktığınızda sorunun cevabı aynı çıkıyor. Anlaştık mı? Şimdi bakalım. Bu arada cevaplarınız olursa ben çözüm durumunda onlara da bir bakayım. Eğer yanlış olursa nerede yanlış düşünmüşüz onları da bir aramızda paylaşalım size. Şimdi arkadaşlar, dörtgen içinde dört tane yuvarlak. Bir çarpının çevresinde dört tane daire yuvarlak. Burada dairelere yer verilmemiş. Hani yatay olarak baktığımızda. Dikey olarak baktığımızda da yer verilmemiş. Demek ki dairelerin nesi söz konusu? Yok olması söz konusu. Hem dikey hem yatay olarak baktığımızda. Peki şu çarpı işaretimiz var burada. Dörtgen işaretimiz var. Yuvarlaklar yok. Peki şunu diyebilir miyiz? Ortak olan şekiller yatay olarak da gittik, dikey olarak da gittiğimizde ne olmuş? Yok olmuş. Demek ki bu şeklimiz, bu sorumuz ortak olan şekillerin birbirini yok etmesiyle üçüncü satır ya da üçüncü sütun olarak baktığımızda sonuçlanmasıyla ne yapıyormuş? Çözülüyormuş. Bakın ikinci satırı da bir teyit için yapalım. Dört tane daire gitmiş. Ortadaki bir tane daire kalmış. Farklı şekil olarak ne yapmışız? Yine çarpıya atmışız. Gördük mü? Üçüncü şekle bakalım. Yatay olarak bakıyorum. Çarpım ortak. Doğru mudur? Çarpım ortaksa çarpı olmayacak burada. Kare ve yuvarlak. Demek ki bunun şekli şöyle yapalım. Ne olacakmış? Kare içinde bir yuvarlak olacakmış. Yani C şıkkı olacakmış. Anlaştık mı? Anladık mı arkadaşlar? Demek ki burada ortak şekillerin
bitirmiş. Bakın yukarıdan aşağı da baktığınızda aynı sonucu bulmaz mısınız? 4 tane daire, 4 tane daire gitmiş çarpı bir yuvarlak. Şimdi şuraya bakalım. Çarpı gitmiş, karenin içinde bir tane ne olacakmış? Daire olacakmış. Peki. Geldik. İkinci sorumuza bir bakalım. Demek ki şekil matrislerinde ilk mantığımız ne olacakmış? Ortak şekillerin yer alması. Ha, bunun tersi de düşünülür. Hani kulağın tersten gösterimi gibi. Ortak şekiller burada yer alır. Farklı şekiller yok olur. Anlaştık mı? Ya da farklı şekiller yukarıdaki gibi, sorudaki gibi. Farklı şekiller birbirine ne yapar? Eşleştiklerinde yok olurlar. Burada farklı şekiller yer alır. Şimdi bir bakalım. Bu sefer bu matrisime şekillerden daha ziyade bir de hareket eklemişim. Hareketi görebiliyor musunuz? Bakın artı burada bir kademe yukarı çıkmış, bir kademe yukarı çıkmış. Doğru mudur? Yuvarlak daire burada aynı şekilde kalmış. Dairede herhangi bir hareketimiz yok. Yukarıdan aşağı baktığımızda daire burada, bakın şu çizgiye yakın. Ondan sonra uzaklaşmış. En son ne? Uca kadar gelmiş. Demek ki yukarıdan aşağı baktığımızda daire hareketli. Artı dediğimiz simge hareketsiz. Soldan sağa baktığımızda artı hareketli, daire hareketli. Tamam. Burada da aynı şekilde bir nedir var? Yukarıdan ve yani yatay ve dikey olarak baktığınızda sorunun cevabı yine aynı şekilde bulunabiliyor. Ama daha önce söylediğim gibi bu kesinlikle sizlerde bir kesin fikir oluşturmasın. Bazen yatay olarak bakıp çözmek zorunda kalacağız. Bazen dikey olarak çözüp sonucu bulmak zorunda kalacağız. Evet. Bakın şurası diyorsunuz ya, mesela orada çok anlaşılmıyor. Çok küçük görünüyor. Şu şeffaf bir kalem var. İsterseniz onu koyar mısın? Şeffaf. Tamam. Anladım. Tamam. Evet. Teknik destek ekibimiz geldi. Şimdi anlatmak istediğim olay şudur. Bakın artı burada hareket etmiş, uca kadar gelmiş. Yatay olarak baktığımızda da dairemiz burada, buraya ve en sona gelmiş. Demek ki buranın çözümünde ne yapacakmışım ben? Kesin olarak şunu kullanmamız gerekiyormuş. Dikey olarak baktığımızda daire ile ilgili, yatay olarak baktığımızda da artı ile ilgili bir ne yapmamız gerekiyormuş? Bir işlem yapmamız gerekiyormuş. Bir işlem düşünmemiz gerekiyormuş. Artıyı çiziyoruz. Şu kenara çiziyorum. Soru işaretinin üstüne gelmesin. Şimdi dikey baktığımızda daire ile ilgili bir hareketimiz vardı. Ne yaptı? En uca kadar gelecek değil mi daire? Bakın burada. Yatay olarak baktığımızda da aynı şekilde sabit kalacaktı. Ne yapacağım? Daireyi buraya yerleştireceğim. Artımızda ne olacak? Bakın. Artımız burada, burada ve en yukarıda şu şekilde olacak. Şimdi şıklarımızı bir inceleyelim. Bu olur mu arkadaşlar? Olmaz. Çünkü zaten sorunun yapısına uygun değil. Daire üste taşmış. Olmadı. Sildik. B'ye baktık. Daire yapışmış bir şekilde. Bu satırda ne olması lazım? Dairenin en uçta olması lazım. Olmaz. Burada ortada olmaz. Artı doğru yerde ama daire yanlış yerde. Evet. Şu şeklimize bakalım. Burada daireyle zaten artı yer değiştirimiz olmayacaktır. Doğru cevap ne olacak? D olacaktır. Anlaştık mı arkadaşlar? Hocam artı neden en yukarıda oldu? Sevgili Asiye'cim, artı neden en yukarıda oldu? Dedim ki soldan sağa bakarken artı hareket ediyor. Yukarıdan aşağı bakarken dairemiz hareket ediyor. Dairenin hareketi sağdan sola, size göre sağdan sola, tamam. Artının hareketi de kademe kademe yukarıya doğru. Bakın onları da şu şekilde gösterdik. Nasıldı? Bakın artı burada, ondan sonra buraya gitmiş, değil mi? Devamlı yukarı doğru ne yapmış? Gitmiş, hareket etmiş. Eğer ben soldan sağa çözeceksem bu soruyu, daire burada, bir kademe yukarıda, bir kademe ne olacak? Yukarı çıkmış olacak. Tam uça gelmiş olacak. Ama dairenin hareketi bakın sabit burada. Burada sabit. Burada sabit. Burada sabit. Anlaştık mı? Artı neden en yukarıda? Bunun için.
Bak zaten bu satırda, şey bu sütunda artı hep yukarıda. Burada hep ortada, burada hep en altta. Tamam. Ona göre de cevabımız ne olacakmış? D olacakmış. Yani burada cisimlerin, birinci soruda ne yapmıştık? Cisimlerin eş olanlarını yok etmiştik. Burada da cisimlerin hareketlerini süzerek bir cevap bulmuştuk. Matris bunlarla ilgili. Bazen hareketi süzüyoruz, bazen simgelerin hareketleriyle ilgili bir sonuç oluşturuyoruz. Bazen simgelerin eşdeğerlikleriyle ilgili bir sonuç oluşturuyoruz. Anlaştık mı? Peki. Daha bunlarla ilgili yapacağız zaten. Şu üçüncü sorumuza bir bakalım. Evet, üçüncü sorumuz. Geldik üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuzla ilgili ne yaparız şimdi? Bakalım. Nedir? Farklı yönlerde oklar var. Doğru mu arkadaşlar? Yine yatay ve dikey olarak bakacağız. Şimdi dikey olarak baktığımızda, pek bir sonuç çıkaracağımızı zannetmiyorum. Neden? Çünkü şurada bir ifade var ya burada. Bir aşağı, bir yukarı, bir sağa, bir sola. Şimdi şunların acaba birleşimi mi diye baktığımızda şu oklar zaten bana bir fikir ne yapmıyor? Edindirmiyor. Neden? Bir tanesi yukarıda, bir tanesi aşağıda, bir tanesi yukarıda, bir tanesi. Ortadakileri nasıl yerleştireceğiz? Çünkü toplam 5 tane neyimiz var burada? Okumuz, 4 tane okumuz var. Şimdi ben şöyle bir şey yapacağım. Şunlarla bantılı. Arada bazı yok olanlar var değil mi? Şu ilk soruda ne yapmıştık biz? Eşdeğer olan şekilleri burada yok etmiştik. Burada da aynı yöne bakan oklarla ilgili bir işlem yapalım. Bakın aynı yöne olan oklar ne yapmış? Yerini almış. Aynı yöne bakan oklar yine bu aşağı doğru bakıyor. Bakın yine yerini almış. Şu arada boşluk var ya arkadaşlar. Bana bir bu sorunun çözümü için bir tane pratik bir nokta veriyor. Ne diyor? Aynı yöne bakan oklarla ilgili bunları aynısını yaz ama farklı yöne bakan oklar, bakın şu aşağı şu yukarı baktığı için burada yer almamış. Aşağı yukarı baktığı için yer almamış. Evet, şu ikisi yukarıya baktığı için yukarıda ne almış? Yer almış. Bak aradakiler yok olmuş. Demek ki ben aradakilerin nasıl yok olduğunu düşünmem lazımmış burada. Anlaştık mı arkadaşlar? Peki şimdi buraya bakalım. Bakın aynı yöne bakıyor. Yazdım. Çift taraflı olduğu için bunların yok olması mümkün değil. Tek taraflı olanlarla işlem yapıyorum çünkü. Çift taraflı, çift taraflı yer almış. Çift taraflı, çift taraflı yer almış. Farklı yönlü silmişiz. Demek ki bu da okların yönüyle alakalı bir soruymuş. Şimdi geldim buna. Bakalım doğru cevabımız ne olacak? Evet, cevap gelmiyor bana. Peki. Farklı yönlü ne olacak? Burada yer almayacak. Aynı yönlü yazdım. Farklı yönlü yer almayacak. Aynı yönlü yer alacak. Demek ki cevabım da ne olacakmış? C olacakmış. Tabii ki B'yi işaretlemeyin. Çünkü okların yönü, bakın aynı yönde olan okların yönü değişmemiş arkadaşlar. Yukarıysa yukarı yazmış. Ha bazen soruda ne olacak? Aynı yönde olanları ters olarak da buraya yazabilecekler. Onlara da dikkat edeceğiz. Peki. Tamam mıdır? Şimdi 3 tane şeyden bahsettik. 1- Aynı şekillerin yok olması. Alttaki soruda neydi? Evet, alttaki soruda hatırlatalım. Alttaki soruda şu imgelerin hareketlerinden bahsetmiştik. Üçüncü sorumuzda da neden bahsettik? Okların uçlarıyla ilgili. Bu şeklin bir köşesiyle de ilgili olabilir. Yahut da şeklin bir dönüşüyle ilgili de olabilir. Hemen onu süzmemiz gerekiyor. Acaba o şeklin dönmesiyle ilgili ya da o şeklin yönüyle ilgili nasıl bir karar alınmış? Şuradaki boşluk beni uyandırdı arkadaşlar. Şurada bir boşluk var, arada iki ok yok. Neden yok? Sorunun çözümü oradan geldi bana. Arada o iki ok neden yok? Bu alttaki ok bakın neden yok? Anlaştık mı? Demek ki farklı taraflara bakan okların yönleri ne olmuş? Burada üçüncü kulvarda yer almamış arkadaşlar. Peki. Dördüncü soruya bir gelelim. Hoppa, evet. Dördüncü soru. Evet.
Şimdi burada da aynı şekilde